Mevlana tarzı anlatımlar nasıl netice verdiğini Allah göstermiş. Selçuklu İmparatorluğu çok güçlü bir imparatorluktu. Mevlana'nın fikirleri Selçuklu İmparatorluğu içerisinde yayıldı. Ve Allah helak etti Selçuklu'yu, yerle bir oldu. Yani bak tarihi elle tutulur netice var. Aynı kafayı İngilizler Osmanlı içerisinde yaydılar. Aynı şey Osmanlı içinde oldu. Felaketin olduğu dönemler, Moğol istilası, Selçukluların yerle bir edilmesi, büyük katliam devrinde Moğollar Mevlana'ya ne diyor biliyor musunuz? Şeyhül Şuyuhul Rumi unvanını veriyorlar. Anadolu'daki tüm şeyhlerin bu Mevlana'ya biat etmeleri isteniyor Moğollar tarafından. Biat etmeyen pek çok şeyhi Moğollar öldürdüler. Bunun üzerine diğer tarikat mensupları Anadolu'dan göç ettiler. Mesela Tokat tarafından bulunan Ruhvai, Sarı Saltuk ve 3000 kadar müridi Bizans'a sığındı o devirde. Yine Karasiler, yani Kara İsa Çanakkale'ye, Malatyalı Germiyanlar da Batı'ya göç ettiler. Konya Ereğli'deki kayılar da bu göç edenler arasındaydı. Hiçbir şeyden haberi yok. Ya Selçuklu niye yıkıldı? Adamların umurunda bile değil. Seçme Rubailer, sayfa 10. Bu alem Müslümanlıktan da dışarıdır. Kafirlikten de, orada ne Müslümanlığın işi vardı ne de kafirliğin. Bak diyor ki, Müslümanlığın, kafirliğin dışında bir ova diyor. Mevlevilik için. Uçsuz bucaksız ovada sevdamız uzar gider diyor. Bak Müslümanlığın dışında bir ova diyor. Uçsuz bucaksız ovada sevdamız uzar gider diyor. Rubailer sayfa 9. Anlayan vardı mı? Usulca başını kor. Ne Müslümanlığa yer var ne kafirliğe yer diyor. Mesela Hülagü bayılıyor. Moğollar bayılıyorlar. Putperest onlar. Mongol sürüleri. Ki yani yüz binlerce Müslümanı şehit ettiler. O devirde Müslümanları çok içine kapalı ve pısırık yetiştirdiler birçoğunu. Mesela Moğol katiller geliyor. Diyor ki adama, köye geliyor tek başına bak. Tek başına adam. Moğol. Kılıçtan geliyor. Köy halkını toplayın diyor. Topluyorlar. Gel buraya diyor adama. Gel diyor. Koy şu kütüğün başına kafanı diyor. Adam başını koyuyor. Hepsinin göz önünde kafasını uçuruyor. Bundan sonra diyor köy benim kontrolümde diyor. Kalelere tek başına gidiyor adamlar, Moğollar. Tek başına. Açın kapıyı diyor, açıyor. Kale kumandanı kim diyor, bu gel buraya diyor. Akıl almaz bir korku yayılmış o devirde. Müthiş bir dehşet sistemi kurmuşlar. Moğollar Mevlana'yı maaşa bağladılar. Moğol istilası oldu ya, Selçuklu'yu yerle bir ettiler Müslümanları. Yüz binlerce Müslümanı kitle haline katlettiler, şehit ettiler. Şeyhül Rumi unvanını veriyor Moğollar, putperest bunlar. Ve böylece Anadolu'daki tüm şeyhlerin Mevlana'ya biat etmelerini istiyor Hülagü. Biat etmeyen pek çok şeyh şehit ediliyor. Bunun üzerine diğer tarikat mensupları Anadolu'dan göç ediyorlar. Mesela Tokat tarafında bulunan Rufai olan Sarı Saltuk ve 3000 kadar müridi Bizans'a sığınıyor. Yine Karasiler, Kara İsa, Çanakkale'ye, Malatyalı Germiyanlar Batı'ya göç ediyorlar. Konya Ereğli'deki kayılar da bu göç edenler arasında. Mevlana'ya dokunmuyorlar. Herkesi şehit ediyor ama bir tek Mevlana'ya ve müritlerini ellemiyorlar.